Çok güneş geldi valla. Arkadaşlar bugün akü nasıl değiştirdi onu anlatacağız. Size bu çok basit bir konu gibi gelebilir ama... Ne yapıyor amel abi? Bunun da bir püf noktası var. Şimdi akü değiştirirken... Gösterelim özürlü. Aracımızın aküsünü değiştirirken... Genelde eski araçlarda olmaz ama yeni araçlarda teyp kodu siliniyor. Bu niye gevşemiyor? Yalama mı olmuş? O sıkıyormuşum. Pardon. Teyp kodu siliniyor. Araç teyp kodu istiyor. Bizim eleman da hızlı geliyor. Herkes basacak. Teyp kodu ister. Teyp kodunuzun silinmemesini istiyorsanız aküyü değiştirmeden önce arabanızı çalıştırınız. Şekil A'da görüldüğü gibi. Merhabalar. Sağ olasın. Çalıştıramıyoruz çünkü akü yok. Araç mı bozuldu? Pardon, ben unutmuşum. Çalıştıramıyoruz çünkü akü boş. Arabanın aküsü zaten yok. Biz o yüzden değiştiriyoruz. Doğru. Doğru. Yani gereksiz bir bilgi oldu ama yine de güzel bir bilgi oldu. İlerleyen zamanlarda kullanırsınız. Yani şunu şöyle korkmayın. Araba çalışırken aküyü sökersen bir şey olur falan diye korkmayın. Akü sadece arabaya ilk start verirken işe yarıyor. Ondan sonra gerek yok aküye. Şarj dönemesi zaten araç için gerekli olan elektriği üretiyor. Arabanızı çalıştırıp aküsünü söküp yeni aküyü takarsanız aracınız teyp kodu istemeyecektir. Bu da böyle bir bilgi. Tamam Özgürcüğüm, kapatalım. Yapacak bir şey